Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte mevsim sebzesi olan karnabahar pişireceğiz. Hiç karnabahar sevmeyenleriniz bile bu tarifi mutlaka denesin. Karnabaharın en güzel hali. Tarifimiz hem oldukça sağlıklı, hem çok pratik hem de çok lezzetli. Birkaç püf noktası var. Bakın, karnabaharları şöyle çiçeklerine ayırdık. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle ufak boyutlarda ayırmanız. Çünkü kızartmayacağız, fırında pişireceğiz. İçleri çiğ kalsın istemeyiz. Karnabaharlarımızı güzelce ayıkladık, yıkadık ve şöyle minik minik doğradık. Şimdi yapımına geçiyoruz. Derince bir kaseye 2 adet sarısı ve bezelye yumurtamızı aldık. Şimdi üzerine sırasıyla baharatlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı acı pul biber, 2 çay kaşığına yakın tuzumuz var ve 2 diş de sarımsak. Baharatlarımız bu şekilde, siz damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Kıvam vermesi için şöyle 5 yemek kaşığı unumuz var. Zaten kızartmayacağız, fırında yapacağız. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Ve yarım su bardağı da sütümüz var. Bu hem karnabaharımızın mis gibi kokmasını sağlayacak hem de yumuşacık yapacak. Şimdi bu harcımızı şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet, bakın sosumuz şöyle kıvamlı bir hale geldi. Şimdi şöyle karnabaharlarımızı bu sosumuza güzelce buluyoruz. Şimdi ben size göstermek için böyle tek tek yapıyorum. Ama böyle komple karnabaharlarınızı bu sosun içine katıp sonra tek tek çıkarıp da bu şekilde tepsiye dizebilirsiniz. Şimdi tepsiye dizdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişmeye veriyoruz. Fırında karnabaharımız pişti. Şimdi tadım yapalım. Bakın şöyle bir parça alıyorum. Yakından da göstereyim. Zerdeçaldan dolayı da böyle sapsarı, çok güzel çıtır tavuk gibi bir rengi var. Bakın yumuşacık, zaten ağzınıza attığınızda dağılıyor. Bizim fırınımızda 20 dakikada pişti. İsterseniz böyle dip sos hazırlayıp ona banıp bu şekilde de tüketebilirsiniz. Farklı soslarla da deneyebilirsiniz. Ya da et yemeklerinizin yanına garnitür olarak da koyabilirsiniz. Bunu da şöyle tadına bakıyorum. Muhteşem. Bu tarifi mutlaka deneyin. Mevsiminde karnabaharı en lezzetli ve en sağlıklı şekilde tüketin. Afiyet olsun.